Evet değerli dostlar, Antakya, Hatay, Ulu Cami'nin bahçesindeyim, avlusundayım. Sizlere yapıyı kısmı olarak göstermeye çalışacağım değerli dostlar. Tabii dikdörtgen formu yap, eline dikdörtgen formu yapının hemen yapının kuzeyinde bir medret hücreleri, yine yapının kuzey doğu köşesinde bir tane tek şerefeli minaresi var. Ben tabi yapının üzerinde farklı kitabeleri var. Yapının şu kapıdan giriş yapıldığı zaman hemen güney kısmında bir tane hazirenin olduğunu söylemek mümkün. Şu anda kapısı kapalı, içeri giremeyeceğim. Caminin bahçesindeki portakallar hakikaten dikkatimi çekmedi değil. Özellikle portakallar üzerinde durmak istiyorum. Güzel bir, yani camiye geldiğiniz zaman şu portakal ağaçlarını gördüğümüz zaman hakikaten güzel bir manzara. İnsan mutlu olmuyor değil. Amacım bugün zaten sürekli gelip burada çekim yapıyorum. Bu sefer de gelmişken bir hatıram olsun. Yine YouTube'a yükleriz. Farklı bir tarihte yapıyı göstermiş olmanın bize vereceği has olacağını düşünüyorum değerli dostlar. Hatay Antakya'dan, Antakya Ulu Cami'nin avlusundan tarihe tanıklık etmeye devam ediyoruz. Belki umulur ki birilerine bu paylaşımın faydası olur. Şuradan da Antakya Ulu Cami'nin değerli dostlar tarihçesini gösteren metal harflerle yazılmış bir kitabı değerli dostlar. Günümüz harflerle yazılmış tanıtım levhası. Şurada da değerli dostlar Hatay Antakya Ulu Cami'sinin bir kitabesi var. Şöyle kitabeyi göstermeye çalışan 1292 tarihli bir kitabe. Hatay Antakya'dan, Antakya Ulu Cami'sinden, Ulu Cami'nin avlusundan aktaracaklarım. Bunlar tüm dostlara selam ile. Şurada da bir sütun var. Hakikaten bu sütun ne olduğunu merak etmiyor değilim.